Şimdi Gazi Paşa'ya gideceğiz. Gazi Paşa Belediyesi biliyorsunuz bugünlerde yerli üretim çok bir hayli önem kazandı. Ülkelerin sınırlarını kapatmasıyla insanların gıda ihtiyacı artık yerli üretimden daha fazla sağlanacak efendim. Daha önce Muratpaşa Belediyesi mısır ekimiyle bunu göstermişti. Şimdi Gazi Paşa Belediyesi özellikle yaylalarda nohut ve mercimek ekimine başlandı. 10 ton nohut ve 2 ton mercimek hasadı hedefleniyor bu ekimlerden. Bir izleyelim, ardından bir konuğumuz olacak. Şu anda yaklaşık 1700 metre yükseklikte bulunan Cimbiti Yaylası'nda bulunuyoruz. Biliyorsunuz Cimbiti Yaylası'nın nohudu ve mercimeği çok meşhurdur, çok lezzetlidir. Belediyemizin de kendine ait yerleri vardır burada. Ve belediyemize ait olan yerlere nohut ekiyoruz. Bu amaçla geldik bu yaylaya bugün. Meclis üyelerim de yanında. Biz sadece nohut ekmiyoruz. Mercimek de ekiyoruz aynı zamanda. Bu yılki hedefimiz 10 ton civarında nohut almayı düşünüyoruz. Yaklaşık 2 ton da mercimek hedefliyoruz. Önümüzdeki yıllarda bu sayıyı arttırmak istiyoruz. Bunu yapmaktaki amacımız hem belediyemizin yerlerine sahip çıkalım, hem üreticilerimize destek olalım, hem örnek olalım. Vatandaşlarımız da yerlerini eksinler istiyoruz. Çünkü bu yaylada plato şeklindeki bu alanda çok sayıda vatandaşımızın tapulu yeri var. Çok güzel nohut oluyor. Vatandaşlarımızın da ekmesini istiyoruz. Onlara da teşvik etmek istiyoruz. Çiftçilerimizin yanında olmak istiyoruz. Onlara da yardımcı olmak istiyoruz. Bu amaçla bu yıl belediye olarak böyle bir hamle başlattık. Başarılı olacağımıza inanıyorum. Şimdi görüntüler arkada da dönüyor. İzlemiş olduğunuz gibi gerçekten çalışma da güzel. Çalışmanın yansıtılması da çok güzel. Gerçekten görüntüler çok güzel, detaylar çok güzel. Yani bir nohut ekim işinin, tarımla ilgili bir hizmetin ancak bu kadar güzel anlatılabildiği bir görüntü olabilirdi. Onu da arkadaşlar hazırlamışlar. Belediyede çalışan arkadaşların da ellerine sağlık. Hem hizmeti üreten hem de bu hizmetin üretildiğini bizlere duyuran çalışanların ellerine sağlık. Şimdi konuğumuz aslında o traktörün başında o tarlayı süren kişi, o nohutu eken kişi, en baştaki kişi. Kim biliyor musunuz o? Gazi Paşa Belediye Başkanı. Traktörün başına geçip o tarlayı süren kişi Mehmet Ali Yılmaz. Sayın Başkan şimdi telefon hattımızda. Özellikle bu çalışmayla ilgili bizlere bilgi verecek. Sayın Başkanım hoş geldiniz yayınımıza. Çok teşekkürler efendim. Özellikle koronavirüs salgınının yaşadığımız bu günlerde yerli üretimin, geleneksel üretimin ne kadar önemli olduğunu görmüş olduk bir kez daha. Bunu da uygulayan kent yöneticilerinin, ilçe yöneticilerinin başında geldiniz efendim. Nasıl başladı bu çalışma? Ne zaman planlamıştınız? Ne kadar hasat bekliyorsunuz? Sizlerden dinleyelim. Çok teşekkür ederim. Bu yaklaşık 1700 metre yüksekliğinde yaylaları var. Pilatı şeklinde bir yayla var. Ve bu yaylalarda üretilen nohutlarımız çok meşhur. Cimbiti nohutu ya da mercimeği denildiği zaman içeride çok iyi bilinir. Bizim belediyemizin de kendine ait yerleri var. Vatandaşlarımız da tatlı yerleri var. Vatandaşlarımız büyük kısmı zaten ekiyor. Ekmeğinden de ekmesini istiyoruz. Biz oradaki amacımız hem yerli üretimi artırmak, çünkü %100 doğal bir üretim olacak bu. Ve aynı zamanda belediyenin yerlerini değerlendirmek, vatandaşlarımıza örnek olmak, teşvik etmek, çiftçilerimizle beraber
yıllarda bu sayıyı arttırabileceğimizi de inanıyorum. Çünkü ekebileceğimiz çok miktar daha alan var. Biliyorsunuz bu bölgede domuz, mercimek, özellikle mevlüt, düğün gibi toplu yemekler de çok tüketilen ürünler ve lezzetli ürünler. Diyorum ki bir arkadaşımızda bir marka haline getirebileceğim bütün domuzunu ve mercimeğini. İnşallah ilerleyen yıllarda bunu daha da geliştirerek ülkemizin her tarafında satış hale getirmek istiyoruz. Bu amaçla başladık. Belediye personelinde kendi makinelerimizde, kendi yerimizde üretim yapıyoruz. Başkanım, ne zaman hasat planlanıyor? Hasat yerle bitimine doğru olur. Yani Ağustos'tan sonra olur. İşte bu mevsimde ekilir. Toprak yeni zamanında, tam ekim zamanı şu anda. Çünkü bir an önce ne kadar yağmur yağıyordu, toprak çamur bulundu. Şu anda tam tavında diyoruz biraz ekimine. Evet. İşte bir hafta 10 gün içerisinde ekilmesi gerekiyor. Yaklaşık 2 ay sonra da yavaş yavaş kendini toplamış olur. Sayın Başkanım, peki hasat yapıldıktan sonra tabii bu ürünler satışı gerçekleşecek. Güzel de bir belediyeye kazanç da sağlanmış olacak. Hem yerli üretim hem evet. Belediyeye bir kazanç. Doğru değil mi? Tabii. Bir kazanç elde etmeye çalışıyoruz. Hem ihtiyaç sahiplerine vermeye düşünüyoruz. Dediğim gibi bunu geliştirebiliyorsa ilerleyen yıllarda ayrıca satış mağazalarına kadar daha da geliştirmek istiyoruz. Başka belediyemizin ürettiği ürünler var. Onları da elde ediyoruz. Kaşamızda her şey çok şükür üretiliyor. 20'den tropikal ürünlerimiz var. Paşa sahil kenarında. Yerliye çıktıkça böyle 700 kadar çıktıkça işte sebzeler, nohuttur, mercimektir, o tür üretimler bulunuyor. Yani şanslı bir bölge sayabilirim bazen. Biz üretten çalışan da bir halkımız var. Biz halkımızla beraber başarılı olacağımıza inanıyoruz. Yanınızdaki isimler bu görüntülerde de belediye meclis üyeleri değil mi Sayın Başkan, yanlış mıyım? Evet. Belediye meclis üyeleri sağ olsunlar, yanımızda yapmıyorlar. Bugün de Ece Pınar köyünde bir 500 metrelik rampa veriyoruz, betonluyoruz. Bizim meclis üyelerimiz hemen yanımızda. Bütün çalışmaları birlikte yürütüyoruz arkadaşlarımızla beraber. Aslında Gazi Paşa turizmden çok tarımla, yani hem denize sıfır bölgesi de var. Yüzlerce evet. metre yükseklikte yaylaları da var. O anlamda biraz evet. daha tarım anlamında hemen hemen her ürünü yetiştirmek için şanslı bir coğrafyaya sahip Sayın Başkan. Yani bizim amacımız Gazipaşa'da sadece tarımda değil, turizmde de yerlemek istiyoruz. O amacımız çalışmalarımız devam ediyor. Tarımda çalışmalarımız devam ediyor. Her alanda elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Son olarak bu ürünlerin satışı için farklı yerlere belki satış şubeleri açılabileceğinden bahsettiniz. İlerleyen günlerde bu nohut ve mercimeğin özelliğine göre bir coğrafi işaret alma gibi teşebbüsleriniz olacak mı, girişimleriniz? Düşünür müsünüz? Evet, evet. Bu ürünleri marka ürün haline getirmek istiyoruz. Yani bu çevrede zaten özellikle Gazipaşa Alanya çevresinde cimbit nohutu dediğimiz zaman çok lezzetli olduğunu herkes bilir. Biz de doğal yetiştiriyoruz bunu. Sadece ekliyoruz, gidiyoruz, topluyoruz. Yani gübre bile çok az veriyoruz. Yani vermiyoruz tabii. Ve uzun süredir ekilmeyen yerlerimiz var. Oralarda ilk kez ekliyoruz mesela. Bunu bir marka haline getirmek istiyoruz. Bu çizgi nohutunu. Ve ülkemizde her yerde tanıtmak istiyoruz. Yani tabii çiftçilik ayrı bir konudur. Ürün alıcısında, aramasında, havanında şartlarla çok değişkene var bir şeydir. İnşallah güzel ürün olur. Biz de o zaman pazarlamak için değişik düşüncelerimiz var şu anda. Tabii önce ürünü elde edelim. Ondan sonra bu pazarlama yeterlerine de bakacağız. İnşallah başkanım, bizler de hasat yaptığınız o günün yine haberlerini yayınlayarak bu işlemin başarıyla gerçekleştiğini, bu hizmetin başarıyla gerçekleştiğini de seyircilere aktarmış oluruz temennisini diliyoruz efendim. Burada şunu söyleyebilirim. İnşallah düşündüğümüz gibi olur. İklim şartlarına müsait olur. Ve nohutumuz düşündüğümüz gibi olursa bir hasat
mevsimde bir nohut toplama şenliği gibi bir şenlikle bütün halkımızla beraber haftası gerçekleştirmek istiyoruz. O zaman tabii ki bazılarınızlara haber edersiniz. Sayın Başkan çok teşekkür ediyorum. Yayınımıza bağlandığınız için çalışmalarınızda da tekrar başarılar diliyorum efendim. Çok sağ ol. Evet, telefon hattımızda Gazipaşa Belediye Başkanı Sayın Mehmet Ali Yılmaz vardı. Özellikle yerli üretime destek sağlamak ve belediye için de ayrıca bir kazanç yaratmak için traktörün başına geçti. Nohut ve mercimek ekimini gerçekleştirdi. Hasat zamanında da yaklaşık 10 ton nohut ile 2 ton mercimek beklediklerini söyledi. Ve ayrıca hasat zamanında da yine bir nohut toplama şenliği ile güzel bir etkinlik yapmayı hedeflediklerini belirtti. Bizler de tekrar hasat zamanında inşallah o şenliği ekranlarınıza getiririz. Güzel bir çalışma olur ve örnek bir çalışma da olur bu haber. Hem hizmetin gerçekleşmesi hem de bu hizmetin duyurulma şekliyle, işte bu arkamdaki gibi güzel bir çalışmayla hizmete verilen değer ancak bu kadar bu çalışmayla gösterilir diyoruz. Yapanların da ellerine sağlık, tekrar tebrik edelim. Sırada Isparta'dan bir haberimiz var. İşitme engellerle ilgili.